öncelikle 15 Temmuz günü çok Türkiye olarak çok korkunç bir gün yaşadık. Çok korkunç bir darbe girişimi yaşadık. Ve bu darbe girişimi sırasında sokağa dökülen vatandaşlarımızdan birçok can kaybı meydana geldi. Buradan tekrar 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Askeri darbelere nasıl karşıysak fakat sivil darbelere de aynı şekilde karşı durmak zorundayız hep birlikte. Türkiye'nin barış içinde, huzur içinde yaşayabilmesi, Türkiye'de demokrasinin ayakta kalabilmesi için. 20 Temmuz'da maalesef bir sivil darbe inşa edildi Türkiye'de. Olağanüstü hal ilan edilmişti. Şu an yürürlükten kalktığı söyleniyor. Hukuken belki yürürlükte olmayabilir ama fiilen olağanüstü hal hala yürürlükte. Ve biz sivil darbeyle de mücadelemizi sürdüreceğiz. Sivil darbe sırasında KHK ile 130 bine yakın kişi kamu görevinden ihraç edildi. Bu insanlar terörist olarak fişlendiler. Terörle irtibatlı olarak fişlendiler. Sosyal çevrelerinden dışlandılar, yalnızca işlerinden değil. Karşılarında bir hukuk yolu bile bulamadılar ilk başta. Anayasa Mahkemesi şimdiye kadar verdiği bütün kararlarını değiştirdi ve başvuruların hepsini reddetti. Olağanüstü hal komisyonu diye bir şey oluşturuldu. Olağanüstü hal komisyonunun neye göre karar verdiği belli değil. Hala belli değil. Süresi uzatıldı. Hala birçok kişi beraat etmesine rağmen, takipsizlik almasına rağmen veya hiç terörden yargılanmamasına rağmen başvuruları bu kişilerin kabul edilmedi. İnsanlar işlerine dönmeyi istiyorlar. İnsanlar terörist olarak fişlenmek istemiyorlar haliyle. Adil yargılanmak istiyorlar. Yargılanmak istiyorlar. Kendilerini aklayabilecekleri bir ortam arıyorlar. Maalesef bugüne kadar böyle bir ortam sunulmadı hiçbir şekilde. Hukuka aykırı, hatta hukuksuz diyebileceğimiz, hiç hukukun olmadığı bir süreç işletildi. Bugün hala KHK'lılar sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. Her akşam görüyoruz. Bizler de tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi KHK'lıların da adil yargılanmayan bütün herkesin, adil olmayan yargılamalar sonucunda hüküm giyen herkesin yanındayız ve Türkiye'de adalet için mücadelemiz sürecek.